Son dönemde Twitter gündeminde adı geçen Havlemitoğlu suikastı şüphelisi Levent Göktaş açıklamalarda bulunacağına dair paylaşımlar yaptı. Beni Sedat Peker'le karıştırmayın diyen ve uyumayın o tuğlayı yarın çekiyorum. Altta kalanın canı çıksın tarzında açıklamalarda bulunan Göktaş'ın Twitter hesabı gerçek mi? Açıklayacağı şeyler ne? İşte olaylara dair tüm detaylar. Mustafa Levent Göktaş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalıştığı dönemde PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılması ve Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinde görev aldı. Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki Muharebe Arama Kurtarma Birliği'nde Alay Komutanlığı görevinde bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 3 adet Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası'na sahip olan tek kişi oldu. 2004'te askerlikten emekli olduktan sonra serbest avukatlık yapmaya başladı. 7 Ocak 2009'da Ergenekon soruşturmasının 10. dalga operasyonunda gözaltına alındı ve birkaç gün sonra silahlı terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla tutuklandı. Suçlamaları da reddetti. 5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında 20 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasının, tutuklukta azami sürenin 5 yıla inmesinin ve Ergenekon Mahkemesi'nin gerekçeli kararını yazmamasına dair Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından 10 Mart 2014 tarihinde tahliye edildi. Hakkındaki kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay, 16. Ceza Dairesi 21 Nisan 2016'da İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararı bozdu. 9 Haziran 2022'de Havlemitoğlu cinayeti soruşturmasında aralarında Levent Göktaş'ın da bulunduğu 9 emekli asker hakkında gözaltı kararı verildi. Fakat Göktaş adresinde bulunamadı. Necip Havlemitoğlu cinayetinin planlayıcısı suçlamasıyla aranan emekli albay Levent Göktaş'ın katil zanlısı Gökhan Nuri Bozkır'ın yakalanıp Türkiye'ye getirilmesinden hemen önce şirketlerini devrettiği ortaya çıktı. 20 yıl önce gerçekleşen suikasta Özel Kuvvetler mensubu Mustafa Levent Göktaş, Necip Havlemitoğlu'nun öldürülmesinde planlayıcı olarak aranıyordu. Hakkında yakalama kararı olan Göktaş'tan yıllar sonra bir hamle geldi. Necip Havlemitoğlu suikastının planlayıcısı olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan firari emekli albay Levent Göktaş'a ait olduğu iddia edilen sosyal medya hesabından beklenen mesajlar geldi. Bu akşam 22'de her şey belgeleriyle açıklamaya başlıyorum. Yarından itibaren video çekmeye de başlayacağım diyen Göktaş, yarından itibaren videolu anlatımlarım olacak. Net söylüyorum, bazıları bu gece uyku uyumasın ifadelerini kullandı. Necip Havlemitoğlu suikastının planlayıcısı olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan Levent Göktaş ismiyle açılmış hesapta bu akşam saat 22'de her şeyi belgeleriyle açıklamaya başlıyorum. Yarından itibaren video çekmeye de başlayacağım diyen Göktaş, yarından itibaren videolu anlatımlarım olacak. Net söylüyorum, bazıları bu gece uyku uyumasın ifadelerini kullandı. Silivri cezaevinde çekilen bir fotoğrafını da paylaşarak ben oraya bir kere girdim. İkinci kere girmeyeceğim. Oraya girmesi gerekenler girecek. Beni kullananlar girecek şeklindeki açıklamalarıyla medyanın gündemine oturdu. Paylaşımların sorulduğu Göktaş'ın avukatı Celal Ülgen ise bir açıklama yapmasını bekliyordum. Paylaşımlardan anlayacağız dedi. Levent Göktaş'a ait olduğu henüz doğrulanmayan hesaba birçok kullanıcı da yorum yaptı. İnananların olduğu kadar inanmayanlar da vardı. Hesap sahte. TSK mensubu kişi böyle amatörce konuşamaz. Cümleler gerçekten komik. Neyi bekliyorsun? Açıklasana. Pazarlık mı atıyorsun? Pazarlıktan sonuç çıkarsa konuşmayacak mısın? Tarzında binlerce yorum geldi. Levent Göktaş adıyla paylaşılan tweetlerde yarından itibaren videolu anlatımlarım olacak. Net söylüyorum. Bazıları bu gece uyku uyumasın. Gerçek neymiş yarın görüşeceğiz. Beni yere göre sığdıramayıp dar zamanda yanımda olmayanlar görüşeceğiz. Beni kullanıp bir kenara atanlar kabusunuz olacağım. Ve şunu aklınızdan çıkarmayın. Beni Sedat Peker'le karıştırmayın. Devlet denilen aygıtı başınıza geçirerek ben yanarsam siz de yanarsınız net şeklinde ifadelere yer verdi. Levent Göktaş bazı kişi, şirket ve gazetecileri etiketlediği paylaşımındaysa
ise şunları kaydetti. 1959 yılında Niksar'da doğdu. 1980 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu. 1995 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 25 yıl TSK Özel Kuvvetler'de tim, tabur ve alay komutanlığı yaptı. 2005 yılında kıdemli albay rütbesinden emekli oldu. 1992 yılında Azerbaycan, 1998-2001 yıllarında Suriye, 2000 yıllarında Kırgızistan'da ve 1993 ve 1997 yıllarında Irak'ta görev gereği bulundu. Çalışkan ve başarılı bir subaydı. Kırgın olduğum silah arkadaşlarım var, kullanıldığım durumlar oldu. Hepsini yavaş yavaş açıklayacağım dedi. Hesabın Levent Göktaş'a ait olduğu kesinleşmese de tüm Türkiye gözünü açıklamalara çevirdi.